Bir konuya giriş yapayım. Kan basıncı kontrol mekanizmasında çok önemli çünkü bir ani hızlı kan basıncı regulasyonunda saniyeler dakikalar içerisinde baroreseptör feedback sonra orta orta uzun vadede renacit, densinal sistemi çok önemli. 30 tane sorusu var. Şimdi değerli arkadaşlarım olay şu aslında basınç tampon edilmeye çalışılıyor. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Kan basıncı azalan bir insanda yükseltmek için ne gerekiyorsa o? Kan basıncı artanda da düşürmek için gerekenleri vücut Tamponluyor, yapıyor. Örnek, hipovolemik bir şoka girdim ben. Sıvı kaybım var, trafik kazası, kolum kesildi, kilitle kanıyorum. Bar reseptör deşarjı ne olur? Artar. Bar reseptör deşarjı artınca, sempatik şarjı artınca, dikkat damarlar kasılır, kan basıncı yükseltilmeye çalışılır, damarlarda kasılma, derilerde konstrüksiyon ortaya çıkar. Peki, ve uzun süreli kontrolde, renajo testinal sistemi, benim tansiyonum düşünce uyarılıp ne yapacak? Aldesteronu ADH'ı, anjiyotensin 2'yi artıracak ki damarlar kasılsın, su tutulsun, tansiyon yükselsin. Suyu tutmak da önemli. ADH suyu, aldosteron, sodyum ve suyu tutup. Bir sıvı kaybolan bir insanda tansiyon yükseltilmeye çalışılır. Ve vücudu unutmayın düşük tansiyonu bir stres olarak anlayıp kortizolü de artırır ki bilirsiniz. Kortizol kan basıncını artırır. Dikkat. Her bir soru. Devam edeceğiz şimdi.